Herkese günaydın. Dün hafif artılarla ama hacim tarafının biraz düşmeye başladığını görüyoruz. Bir kapanış gerçekleşti. Nasdaq tarafına baktığımızda kapanış aslında yeni bir zirveye denk düşüyor. Diğerlerinde biraz daha sakin bir görüntü var ama netice itibariyle yukarı doğru hareket devam ediyor. Şimdi buradaki beklentimiz zaten daha önceki videoda paylaştığım için aynı şeyin üzerinden gitmek istemiyorum ama takip ettiğim iki tane endeks var. Bir tanesi tabii Russell tarafı, yani küçük şirketlerin daha iç piyasaya çalıştığını bildiğimiz şirketlerin nasıl bir hareket içinde olduğu ki burada görüyorsun şu seviyeler, yani ben 1610'lar civarı olarak değerlendiriyorum bunu. Önemli bir seviye. Bunun üzerine doğru bir hareket yaşanması durumunda önemli bir kırılmanın, daha doğrusu ana endekslerde gördüğümüz yukarı hareketin teyidi babında bir hareketin geldiğini söylemek söz konusu olacak. Yeni zirvenin de bunun ardından geleceğini düşünüyorum ama şu an için 1610 seviyeleri Russell tarafında takip edilmesi gereken seviyelerden bir tanesi. Diğer ikinci endeks, ki bunu Dow teorisi açısından son günlerde biraz paylaşıyorum. Çünkü endüstriyel endeksin yaptığı yeni zirve hareketini henüz gerçekleştirmiş değil. Zamanında işte Wall Street Journal'ın editörlerinden bir tanesi Dow. Onun mantığı içinde bir üretim varsa bunun transportasyon ulaştırma endeksi üzerinden de ülkeye dağılması gerekiyor. Şayet ikisinden bir tanesi birbirini onaylamazsa, bu zirve açısından da olabilir, dip açısından da olabilir, bir al sat sinyali veya durumun, ekonomik durumun değiştiğine dair bir sinyal alıyor olmamız gerekir. Dolayısıyla bu endekse baktığımızda da biraz belki sahte diyebileceğimiz bir yukarı hareket gördük. Şurada gerçi kapanış bazında baktığınızda bir key reversal'dı zaten. Sonra da biraz satışın geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu iki endeksin, yani 11.150 diyelim ve az önce gördüğümüz 1610'lar civarının kırılıp kırılmadığını takip etmemiz önemli diye düşünüyorum. Özellikle Dow Jones'daki yükselişi teyit etmesi açısından burada da gelecek olan bir yeni zirve son derece pozitif olacaktır. Dow teorisinin de onayını almış olacağız. Bugün tabii Amerika'da önemli bir veri açıklaması var. Hemen beklentileri bir göz atalım. Görüyorsunuz çekirdek tarafta 0,2'lik bir artış ve yıllık bazda da 2,4'te sabit kalması bekleniyor. Benim artık enflasyonla ilgili beklentilerim biraz daha hızlanması yönünde olduğu için bundan sonra biraz daha ağırlık vermemiz gerekecek. Tabii hızlanıp hızlanmaması şu açıdan da önemli. Powell'ın son açıklamasına baktığımızda, Fed'in içindeki dağınıklığı bir kenara bırakıyorum. Bir anda baskı artabilir Powell'ın üzerinde ama şu an itibariyle baktığımızda Powell enflasyon artsa bile, yani CPI tarafı değil de PCE tarafında 2'nin üzerine doğru bir hareket olsa bile çok müdahale etmeyeceklerini, en azından ilk başta müdahale etmeyeceklerini söyledi. Dolayısıyla şayet enflasyonun kafasını kaldırdığını görürsek, o zaman büyük bir ihtimalle Fed'in de hareket etmeyeceğini varsayarsak bir 6 aylık dönem diyelim. Altın ve daha önemlisi hisse piyasası buna son derece pozitif tepki verecektir. Tabii bono tarafının her durumda Fed faiz arttırsa da arttırmasa da biraz daha baskı altında kalacağını söylemek doğru olur. Ama bu tarafta ben yukarı yönlü sürprizlerin önümüzdeki dönemde biraz daha baskın olabileceğini, resmin yavaş yavaş değişmeye başlayacağını düşünüyorum. Bugün açıklanacak olan seviye tabii ki önemli. Özellikle de 3 aylık momentumda bir değişiklik olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Genel olarak piyasalara baktığımızda Amerikan vadelileri de zaten eksiye dönmüş durumda. Satıcılı olduğunu görüyoruz. Hong Kong tarafı sosyal olaylarla çalkalanmaya devam ediyor. Hala ordunun müdahalesi doğrudan olur mu olmaz mı tartışmaları var. Dolayısıyla biraz daha kendisini ana kıtadan ve genelden ayrılmış durumda. Ama görüyorsunuz ağırlıklı olarak eksilerin baskın olduğu bir Asya seansıyla karşı karşıyayız. Parite tarafına gelirsek, parite tarafında
Zaten cuma günü gelen satışlar hareketin yukarı momentumunu iyice kırmıştı. Şimdi de 50 günlük ortalamanın altına gelmiş durumdayız. Çok büyük bir ihtimalle henüz burada biraz daha hareketin oturması gerekiyor ama şuralardan yukarıya doğru gidebilmeyi başarırsa eğer euro, yani yeniden 11'li seviyelere gelirsek önümüzdeki günlerde, teknik analistlerin bir omuz baş omuz taban çalışmasıyla karşı karşıya kalacağız. Onun işte şuraya gider, burası kırılırsa şöyle olur vesaire tarzında tespitler olacak. Dolayısıyla birkaç gün seyredelim. Buradan bir tepki geliyor mu, gelmiyor mu? Ama her durumda görüşüm benim değişmiş değil. Ekonomik olarak da, bankacılık sistemi olarak da daha zayıf bir para birimiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Euro'daki yukarı hareketlerin dolara geçmek için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an için baktığımızda 50 günlük ortalamanın altındayız. Aşağıda da geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz 1.09'lu seviyeler var. Tabii bunun kırılması, daha da önemlisi burada benim, şimdi iyi kötü bir trend içindeyiz ama bir dalgalanmayla beraber gidiyoruz diye bakıyorum. Asıl benim açımdan kritik olan seviye, ki bu seviyeye gelirsek herkes bundan bahsetmeye başlayacak. Dolayısıyla o zaman nasıl hareket etmemiz gerektiğini tartışırız ama şurada gördüğünüz işte aşağı yukarı, şuraya da değdirmiş olalım, 1.07 seviyeleri. Bu seviyelerin kırılması durumunda, şurada da çünkü geçtiğimiz dönemde gördüğümüz seviyelerde, bu seviyelerin kırılması durumunda ayrı bir euro ve euro bölgesi ekonomisiyle karşı karşıyayız demektir. Dolayısıyla kısa vadedeki hareketler elbette trade açısından çok kritik ama benim açımdan uzun vadede şu trendin ne olduğu daha önemli. Çünkü burada aşağı yukarı 35 yıllık bir trendten bahsediyoruz. Bunun kırılması dünyada da önemli bir kırılmanın yaşandığını gösteriyor olacak. O açıdan takip etmemiz gerekiyor. Diğer önemli hareket, aslında önemli hareket demeyeyim ama siyasi olarak önemli bir adımdı. Farage'ın burada Labour lehine çalışmamak için, yani İşçi Partisi'nin aradan sıyrılmasını desteklememek için muhafazakarların baskın olduğu yerlerde seçime girmeme kararıydı. Biliyorsunuz bu konuyu son videolarda devamlı olarak altını çiziyordum. Ne yapacağı çok önemli. Rekabet yaratmıyor olması muhafazakarlar açısından, Boris Johnson açısından önemli bir gelişme. Çünkü aksi bir durumda, yani seçime girmesi durumunda, İşçi Partisi'nin sıyrılma ihtimali çok daha artıyor olacaktı. Ben bunu tabii İngilizlerin açısından bilmiyorum ama finans piyasasının fiyatlaması, pound fiyatlaması açısından son derece negatif bir gelişme olacağını düşünüyorum İşçi Partisi'nin kazanması durumunun. Ama şu an için baktığınızda piyasa bu açıklamayla beraber hızlı bir şekilde bir toparlama yaptı pound tarafında. Şu anda da bu primleri 3 aşağı 5 yukarı koruyoruz diyebiliriz. Tabii ki seçimin sonucu burada etkin olacak. Dolayısıyla çok fazla bir tahminde bulunamıyorum. Ama bu kararın alınıyor olması önemli risklerden bir tanesini veya en azından pound tarafında aşağı potansiyeli biraz azalttı diye düşünüyorum. O açıdan pound pozitif bir gelişme diyebiliriz. Altın tarafında ben aslında hep aynı şeyi diyorum ama sorular da kesilmiyor. Burada hala çok yüksek pozisyonlar var. Hafta başındaki videoda paylaştım. Dolayısıyla baskı yaratmaya devam ediyor. Şu an için ben kabaca takip ediyorum. Günlük open interest hareketlerinden vesaire çok sağlıklı bir şekilde birebir CFTC'nin verisini tutturmam imkansız ama hala yeterince, yani beni rahatlatacak kadar pozisyonun azaltıldığını düşünmüyorum. Dolayısıyla 1430'larla 1395'ler, yani şu aralığın görülmesi ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Şayet spot taraftaki, ona da hemen bir bakalım. Şuradan bakarsak, geri çekilmeye, çok büyük bir geri çekilme değil ama bir geri çekilmeye spekülatif tarafta da eşlik edilirse, o zaman çok büyük bir ihtimalle biraz daha rahatladığını söyleyebiliriz altının. Şu an için ben baskının devam edeceğini düşünüyorum. Gümüş tarafında da benzer bir durum var. 16.70'ler civarındayız ama şurada gördüğümüz 16.80'lerde, 85'lerdeki desteğinde 16
80 diyelim, kırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada her ne kadar spekülatif pozisyonlar çok fazla olmasa da aslında isterseniz netice itibariyle gümüş biraz daha öncü olarak hareket ettiği için altını da aşağı çekme potansiyeline sahip. Zaten daha önceki videoda da gösterdiğim gibi altın gümüş oranının da 86,5'lara geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir ayı piyasası var diyemem altın tarafında, ama boğa piyasasının gerçek dinamiklerinin de hakim olmadığını görüyoruz. O yüzden biraz daha şu spekülatif taraftaki pozisyonların azalması gerekiyor. O da fiyatlar üzerinde baskı yaratabilecek bir gelişme. Petrol tarafında tabii API stokları önemli olacak. Ardından resmi stoklara bakacağız. Ama buradaki harekette de çok yeni bir şey yok. 200 günlük ortalamanın hemen altında bulunuyoruz. Ticaret savaşı hikayesi, Trump'ın söyledikleri ara ara baskı yaratıyor olsa da denge fiyatlarda hareket eden bir petrolle karşı karşıyayız. Buradaki vade dizilimine de baktığımızda aslında şu anda bir yıllık dönemdeki fiyat farkına baktığınızda neredeyse 2.6 dolarlık bir fiyat farkı var. Kısa vadede fiyatların daha yüksek olduğunu görüyoruz. Biraz bana sorarsanız curve'deki bu görüntünün de değişmesi sağlıklı olur. Yani bir değişim görürsek bunu daha olumluya yormamız gerekir diye düşünüyorum. Şu hali benim çok hoşuma gitmiyor. Daha doğrusu çok petrol pozitif olarak okumuyorum. 10 yıllıkların sakin bir seyir içinde olduğunu görüyoruz. 1.95-1.92 aralığında gezip duruyor. Tabi bugün açıklanacak olan enflasyon verisi burada en önemli olacak dinamik. Bir değişiklik yok. Ben 2.15'lere doğru hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Pazartesi günü paylaşmıştım. Buradaki tek dinamik enflasyon beklentileri değil, biraz vade priminin de, vade belirsizliğinin de artık kendisini yansıtmaya, normalleşmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla yukarıya doğru itiyor. Şu an için piyasaları çok rahatsız edecek bir seviyede değiliz, ama gerçekten 2.15'lere doğru bir yükseliş olursa o zaman genel fiyatlamalar üzerinde de bir değişiklik olacaktır. Onu da unutmamak lazım. Getiri eğrisinin affedersiniz, getiri eğrisinin durumuna da baktığımızda büyük ölçüde normalleştiğini görüyoruz. Bu olumlu bir gelişme. Şurada bakarsanız 3 aylıklarla 10 yıllıklar arasında, 3 aylıklarla 1 yıl 2 yıl arasında, tabii şu çok sayılmaz ama büyük ölçüde bir normalleşme söz konusu. Daha önce de söyledim, benim baktığım birkaç gösterge var. Tek gösterge resesyon için bu değil ve diğerlerinde hiçbir zaman getiri eğrisi netliğinde bir resesyon sinyali almadık. Dolayısıyla da işte bu yıl resesyon olmayacağı varsayımını buna göre yaptım. Seneye de olacağını düşünmüyorum ben. Dönüp de baktığımızda Fed'in o mid-cycle adjustment dediği 3 faiz indirimi geçmiş dönemlerden örnek alarak, bu arada 3 tane yaptı, denk düştü de diyebiliriz, veya 3 tane yapmayı zaten ilk günden planlıyor da diyebiliriz, ama bu hareketi yaptığı dönemlere dönüp baktığımızda özellikle 98 döneminde resesyonun 2,5 yıl sonra geldiğini görüyoruz. Tabii bu getiri eğrisinin sinyal verdiği bir şey değil, yani 2,5 yıl önceden döndü yakaladı falan demek saçmalamak olur, ama o örneği baz alırsak Fed'in attığı bu adım resesyonu biraz daha ötelemiş olması gerekir. Ben 2020'nin en azından ilk yarısında da bu konunun çok açılmayacağını, buradaki grühün biraz daha susacağını düşünüyorum. Ama tabii ki yakından takip etmemiz gerekiyor. Bitcoin tarafında herhangi bir değişiklik yok. Pazar akşamı gece olan hareketin tamamen geri verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir olumlu durumdan bahsetmek mümkün değil. Şuradaki düşüş trendinin de net bir şekilde kırılamadığını, hala yukarıya doğru bir hareket gelmediğini görüyoruz. Dolayısıyla üzerinde çok fazla duracak bir görüntü de yok. 9400'lerin üzerine atması gerekiyor ki biraz daha pozitif
bir Bitcoin'den bahsediyor olabilirim. Şu anda haber akışının da biraz azaldığını görüyoruz. İşte eskiden SEC, ETF beklentileri vesaire vardı ama BAKT vadelerinin devreye girmesiyle beraber haber akışının da biraz azaldığını görüyoruz. Ama Mayıs ayında yarılamanın tekrar gündeme geleceğini düşünürsek önümüzdeki aylarda en azından piyasaya bir spekülatif hareket getirecek haber akışının da arttığını görüyor olacağız. TL tarafında bilmiyorum bugün bir yorum yapmanın anlamı var mı? Günlük bazda yorum yapmanın anlamı var mı? Çünkü görüşmenin Amerika'da yapılacak olan Başkan Trump'la olan görüşmenin sonuçlarına bağlı olarak bir hareket yaşanacaktır. Şurada 200 günlük ortalamayı atarsam. Tabii unutmamak gerek, bir yandan da Euro'ya karşı kuvvetlenen bir dolar var. Yani globalde baktığımızda 109'lara gelen Japon yenine karşı bir dolarla karşı karşıyayız. DXY tarafına baktığımızda orada yine yeni zirve olmasa da kuvvetlenmenin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla genelde zaten doların baskın olduğu bir dönemle karşı karşıyayız. Burada da 200 günlük ortalamanın aşıldığını ve 77 civarında artık yerleştiğini görüyoruz. İndikatörler tarafına baktığımızda, tabii yazabilirsem, şurada da artık bir al sinyaline dönmüş MACD ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla yukarı yönlü ufak ufak baskının arttığını görüyoruz. Ama dediğim gibi bugün gelecek tek bir açıklama ile bu resim değişebilir. Dolayısıyla çok fazla bir tespitte bulunmak mümkün değil. Yukarı tarafta 5.86 önemli bir seviye. Globalde de baktığınızda o seviyenin kontrol test edilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Aşağı tarafta da yine baktığımızda şurada gördüğümüz 5.45'ler diyebileceğimiz yer oyunun değişeceği seviyeler. Tabii onun öncesinde de şu sene başından bu yana gelen kısa vadeli bir yükseliş trendi var. Onun da aşağı yukarı 5.60'lar civarından geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu iki seviyede aşağıya doğru düşünüyorsanız kur hareketini takip etmeniz gereken seviyeler diye düşünüyorum. Herkese iyi günler diliyorum.